Herkese merhaba. Yapay zekanın geldiği nokta her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz video bundan yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu video yapay zeka tarafından üretildi ve videoda Will Smith'i spagetti yerken görüyoruz. Ve gerçekten de fazlasıyla irite edici, ürpertici bir video. Şimdi ise bir yıl sonra sayesinde gerçek hayattan çekilmiş veya sanki profesyonel tekniklerle oluşturulmuş videoların 3 boyutlu animasyonların yapay zeka tarafından oluşturulabildiğine tanık oluyoruz. OpenAI 15 Şubat Perşembe günü yapmış olduğu önemli bir duyuruyla metinden video oluşturma modeli olan Sora'yı tanıttı. Sora sayesinde gerçekçi görünen videoları 3 boyutlu animasyonları oluşturmak mümkün oluyor. OpenAI Sora için özel bir web sitesi açtı. Bu web sitesinde Sora'nın yeteneklerini görmek, ortaya çıkardığı eserleri görmek mümkün oluyor. Şimdi bu videoda Sora'nın hünerlerine biraz daha yakından bakalım. OpenAI Sora için insanların veya nesnelerin gerçek dünyadaki hareketlerini yapay zeka ürettiğini ve bu hareketler doğrultusunda ne gibi hamleler yapabileceği konusunda çeşitli tahminler yapma konusunda da onu yeteneklendirdiğini belirtiyor. Ortaya çıkarılan işlere baktığımızda ilk dikkat çekici örnek ekranda görmüş olduğunuz video. Videoda ön planda bir kadın var. Yağmurlu bir Tokyo sokağında yürüyor. Arka planda da yürüyen insanlar var. Video gerçekten fazlasıyla gerçekçi görünüyor. Ancak arka plandaki insanların hareketlerine ve üzerlerindeki giysilere baktığımızda yapaylı hissetmek mümkün oluyor. Bununla birlikte yerdeki su birikintilerinin üzerinden yansımalara baktığımızda burada da çeşitli kara hızları kusurların olduğunu görüyoruz. Öte yandan yürüyen kadının ayak hareketlerine baktığınızda burada da çeşitli takılmaların olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Her şeye rağmen video fazlasıyla gerçekçi ve kameranın kaydırma hareketlerinin de gerçek hayatta görmüş olduğunuz videolardan farklı olduğunu söylemek gerekiyor. İlginç olan nokta ise görmüş olduğunuz video sadece birkaç cümleden oluşan bir metin komutuyla üretilmiş. Bir başka etkileyici örnekte ekranda görmüş olduğunuz Hollywood filmi fragmanı tarzında video. Videoda başlarında kırmızı yünden yapılmış motosikletçi kaskı bulunan çeşitli astronotlar gösteriliyor. Mavi gökyüzü, Tuz Çölü bu gibi detaylar var. Videonun 35 mm'lik film tekniğiyle çekildi ve sinematik tarzda olması isteniyor. Ortaya çıkan işin de gerçekten kusursuz olduğunu söylemek gerekiyor. Görmüş olduğunuz video ise bir drone çekimi. Bu tarz drone çekimlerini gerçek hayatta da sıklıkla görüyoruz. Videoda dalgaların hareketi, drone'un hareketi ve arka plandaki yeryüzü şekillerinin hareketi, aynı zamanda bunların drone'un hareketine göre değişiklik göstermesi gerçekten kusursuz bir video olduğu izlenimini fazlasıyla veriyor. Sora'nın web sitesinde bu tarz başka drone çekimleri de var. Bu drone çekimlerinde de drone hareketinin gerçek hayatta görmüş olduğumuz drone videolarından farksız olduğunu söylemek gerekiyor. Görmüş olduğunuz şekilde Sora animasyonlar da üretebiliyor. Bu animasyon videosunda yanarak erimekte olan bir mumun önünde bulunan küçük serinli bir canavar gösteriliyor. Canavarın yüz hareketleri, elini ateşe değdirdiğinde yüzünde oluşan tepki, bunlar fazlasıyla gerçekçi görünüyor. Aynı zamanda dikkat ederseniz mumun da yanarak azalmakta olduğu detayı da unutulmamış. Arka plandaki kaymaların ise biraz garip olduğunu ve bunun yapay zeka işi olduğunu ele verdiğini söylemek gerekiyor. Bu da ilgi çekici bir video. Sadece tek bir komut var, tek cümlelik bir komut var. 20'li yaşlarında genç bir adam bir parça bulutun üzerinde gökyüzünde oturuyor ve kitap okuyor. Sadece tek bir komutta ortaya çıkan işe bakın. Öncelikle gencin gerçekçiliği bir hayli yüksek. Öte yandan arka plandaki bulut hareketleri de gerçekçi görünüyor. Üzerinde oturduğu bulutun ise biraz yapay durduğunu söylemek gerekiyor. Videonun yapaylığını ele veren bir başka nokta ise kitabın hareketleri ve kitabın kapağının yanlış bir şekilde ve doğal olmayan biçimde kıvrıldığını ve ön plana çıktığını göreceksiniz. Sora sayesinde normalde prodüksiyon maliyeti yüksek olan videoları kolaylıkla oluşturmak mümkün olacak gibi görünüyor. Ekranda görmüş olduğunuz örneğe baktığınızda eski model tüplü televizyonlar üst üste bir ortamda dizilmiş. Her birinin üzerinde de farklı görüntüler açık. Normalde bu tarz görüntüleri oluşturup televizyonlarda açmak, bunları yansıtmak fazlasıyla zor oluyor. Ancak yapay zeka sayesinde bunları yüksek bir gerçekçilikle oluşturmak mümkün olmuş. Aynı zamanda dikkatli baktığınızda videonun da soldan sağa doğru kaydırma hareketini başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Aynı zamanda videonun bir yerinde arkada yürüyen kadraja giren bir kişinin de resmedilmesi unutulmamış.
Bu da ilgi çekici görüntülerden bir tanesi. Az önce belirtmiş olduğum drone görüntüsüne benzer şekilde sanki drone ile çekilmiş havası iyi biçimde verilmiş. Altın uyucum zamanlarında Kaliforniya'da çekilmiş olan bir tarihi görüntü. Bu tarz tarihi görüntüleri sosyal medyada da sıklıkla görüyoruz. İstanbul görüntüleri de var. Eskinin çekilmiş olan görüntüleri laboratuvar ortamında renklendirilerek ve kare hızı artırılarak sanki gerçekte günümüz zamanında çekilmiş gibi bir izlenimle sunuluyor. Bu da benzer bir video. Gerçekçiliği bir hayli yüksek görünmekle birlikte detaylara baktığınızda bazı unsurlar, örneğin dere kenarında birdenbire ortaya çıkan hayvanlar var veya birdenbire kaybolan canlılar var. Tüm bunlar ekranda görmüş olduğunuz videonun yapay zeka ürünü olduğunu ele veriyor. Bu da ilgi çekici ve benim beğendiğim görüntülerden bir tanesi. Makyaj yapmış, göz makyajı yapmış bir kadına yakın çekim yapılıyor. Öncelikle göze baktığınızda, yansımaya dikkat ettiğinizde sanki kadının karşısında çekim yapan bir kişi olduğunu hissedebiliyorsunuz, bunu algılayabiliyorsunuz. Göz hareketlerine baktığımızda ise burada bir yapaylık söz konusu. Gözün hareketinin ara sıra istemsiz şekilde olduğunu göreceksiniz. Bununla birlikte göz kapağının hareketi ise bir hayli yüksek doğallıkta görünüyor. Ekranda görmüş olduğunuz videoda drone çekimi tarzında öncelikle drone hareketlerinin, drone çekim havasının iyi biçimde verildiğini görüyoruz. Ancak burada biraz yapaylık söz konusu, sanki bir araba yarışı videosunun çekiminin yapılmış olduğu gibi bir izlenim var. SUV'un hareketi ve bununla birlikte arkadan çıkan toz dumanı, toz bulutu bu şekilde bir görünüme sahip. Öte yandan etraftaki yer şekillerinin, ağaçların da görüntüsünün biraz yapay, biraz video oyunu havasında olduğunu söylemek gerekiyor. OpenAI, Sora'nın ortaya çıkarmış olduğu etkileyici işleri web sitesinde sergilemekle birlikte modelin şu anki kusurlarını da bir takım örneklerle ortaya koyuyor. Örneğin görmüş olduğunuz videoda yürüyüş bandı üzerinde bir insan var. Normalde yürüyüş bandı tarafında yürümesi gerekiyor ancak ters tarafı yürüyor ve hareketleri sanki yürüyüş bandı yönünde doğru yönde yürüyormuş gibi yavaş görünüyor. Diğer videoya baktığımızda burada da 5 tane yavru kurtun resmedilmesi, videoda gösterilmesi isteniyor ancak kurtların birdenbire ortaya çıkıp birdenbire kaybolduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda gri renkli olması istenirken ortaya çıkan kurtların rengi biraz daha kahverengiye doğru kaçıyor. Bu videoda ise basketbol topunun potaya girdikten sonra patlaması isteniyor. Gerçekten de potaya girdikten sonra patlıyor ancak fileyi delip geçiyor ve sonra birdenbire sanki yeniden ortaya çıkıyor. Bu da önemli bir kusur olarak dikkat çekiyor. Bu videoda bir hayli garip, arkeologlar çölde bir tane plastik sandalye buluyor. İlk bakışta her şey normal gibi görünse de plastik sandalye sanki normal bir canlıymış gibi kendi kendine hareket etmeye başlıyor ve biçimi de plastik bir sandalyeye hiç benzemiyor. Bu da kusurlu bir video olduğunu dikkatli şekilde baktığınızda ele veren bir video. Yaşlı bir kadın doğum günü kutlaması yapıyor. Öncelikle pastaya baktığınızda mumların hareketinin birbirinden farklı yönlere doğru olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bir tane mumda bir yerine iki tane alev var. Kadının, yaşlı kadının eline baktığınızda burada da kusurlar dikkat çekiyor. Öte yandan arkadaki insanların alkış hareketlerine baktığınızda, ellerine baktığınızda burada da bir takım garipliklerin olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten de geldiğimiz nokta bir hayli etkileyici ancak bunun da sürpriz olmadığını söylemek gerekiyor. OpenAI'ın GPT ve DALL-E 3 teknolojileri son bir yılda büyük bir aşama kaydetti. İşte bu aşamalardan da görmüş olduğunuz videoların arkasında yatan Sora modeli fazlasıyla yararlanmış gibi görünüyor. Peki yapay zekanın bu şekilde etkileyici videolar ortaya çıkarabildiği bir ortamda güvenlik ne olacak, güvenilirlik ne olacak? İşte bu da en büyük soru işareti. Ünlü kişilerin, tanınmış kişilerin bu tarz videolar oluşturulup sosyal medya veya WhatsApp gruplarına salınması kuvvetle muhtemel ancak OpenAI ve bu gibi yapay zeka teknolojilerinin arkasında olan kişi ve kuruluşlar, düzenleyici kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışarak bu gibi olumsuz sonuçların önüne geçmeye çalışıyor. OpenAI, Sora'nın şu anda kırmızı ekip olarak adlandırılan dar ve kapalı bir grup tarafından test edildiğini belirtiyor ve bu grubun yapmış olduğu aşırıya varan testler sonucunda da teknolojinin en iyi şekilde son kullanıcılara sunulması planlanıyor. Sadece bir veya birkaç cümlelik metin komutlarıyla bu tarz etkileyici videoların oluşturulması gelecekte bir takım iş kollarının azalmasına, onların ortadan kaybolmasına sebep olabilir. İlk etapta stok video üreticilerinin, stok video satıcılarının etkilenebileceğini düşünüyorum. Bu tarz stok videolarla oluşturulmuş olan videoları sosyal medya ortamlarında veya YouTube'da fazlasıyla görüyoruz. Normalde bu tarz stok videolar
telif altında satılıyor. Şimdi sadece birkaç yapay zeka komutuyla, metin komutuyla bu tarz yer dolduran stok videoları elde etmek ve bunları kullanmak mümkün olacaktır. İlerleyen zamanlarda özellikle kısa videolarda yapay zeka tarafından oluşulmuş bu tarz işleri fazlasıyla görmemiz mümkün olacaktır. Canva ve bunun gibi araçlarda şimdiden görsel oluşturma, metin tabanlı görsel oluşturma seçeneklerini görmeye başladık. İlerleyen zamanlarda bu tarz video oluşturma hizmetlerinin de söz konusu servislerde sunulmasını bekleyebiliriz. Sonuç olarak bir yılda nereden nereye geldik? Gerçekten ortaya çıkan işler etkileyici. Üstelik sadece OpenAI'ın sunmuş olduklarını görüyoruz. Yapay zeka alanında Google ve başka şirketler de var. Onların da ortaya çıkaracaklarıyla birlikte ilerleyen zamanlarda yapay zeka ile video üretimi konusunda ilgi çekici ve heyecanlı günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu videoda göstermiş olduğum video örneklerini ve çok daha fazlasını OpenAI'ın web sitesinde bulabilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde bu web sitesinin adresini sizinle paylaşıyorum. Bunların hepsi kısa klipler. Zaten Sora şu anda en fazla 1 dakika uzunlukta görüntüler oluşturma izin veriyor. Ancak bu teknoloji hızlı şekilde geliştikçe kısa süre içerisinde çok daha uzun videoları, yapay zeka videolarını görmek mümkün olacak. Bu arada bu videoların yapay zeka tarafından üretilmiş olduğunu göstermek için OpenAI'ın özel bir filigranı kullandığını da görüyoruz. Videolarda sağ alt köşede OpenAI logosunun da bulunduğu özel bir filigran var. Fotoğraflarda, görsellerde bu tarz filigranları görüyoruz. Anlaşılan o ki videolarda da bu tarz filigranları videoların gerçek mi yapay mı olduğu konusunda fazlasıyla arayacağız gibi görünüyor. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.